Bursa'dan Karacabey'e geldim. Karacabey'den Mustafa Kemal Paşa'ya, oradan da Susurluk'la Mustafa Kemal Paşa arasında bulunan Çataldağ'a gidiyorum. Çataldağ'ı yaz mevsiminde, ilkbaharda gördüm ama kış mevsiminde nasıl olduğunu merak ediyorum. Çataldağ'a giderken Su Uçtu Şelalesi'nin yanından geçiyoruz. Bu kadar yanından geçerken de bu karlı ortamda şelaleyi görmemek ya da size göstermemek olmazdı. Şimdi bir Su Uçtu Şelalesi'nin buzlu halini görelim. Evet. Bir buz parçası koptu. Şiddetli bir gürültüyle. Mustafa Kemal Paşa ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Su Uçtu Şelalesi'ndeyiz. Kış koşullarında Su Uçtu Şelalesi'nin muhteşem görüntüsünü izliyoruz. Devasa ağaçlar, gök gürültüsü bir taraftan, şimşekler çakıyor, ağaçlar böyle bir sağa bir sola, böyle o ağaçtan çıkarttığı bir ses var, ormanın çıkarttığı bir ses var. Toprağa bakıyorsun, toprak yarılmış, suyu bekliyor böyle yarılmış toprak, birdenbire bir boşalma, yağmur boşalıyor. O 5 dakika önce, 1 dakika önce o uğultudan çatırdayan ağaçlar, her şey bir anda süt liman oluyor. Yağmur boşalmıştır. O toprak suyu çekmiştir kendine. Artık küçük küçük dereler böyle yarılmış toprağın içine dolmaktadır. Dün çıktığımız Çataldağ ulaşma çabamız maalesef aracın karda devam edememesi sonucunda gerçekleşmedi. Geceyi burada geçirdik. Dün çok sert bir soğuk varken bugün hava bu geceden itibaren lodosa döndü. Hava yumuşadı. Evet, geri döndüğümüz Çataldağ yolu burası. Ve buradan da geceyi burada geçirip şurayı bir sığınak olarak kullandık kendimize. Ve buradan da şimdi geriye Mustafa Kemal Paşa yönüne dönüyoruz.